Evet, şu anda çok yürekli bir Dadaş'la beraberiz. Erzurum sporumuzun efsane başkanı diyelim, genç, yakışıklı, girişimci bir Dadaş Hüseyin Üneş Bey ile beraberiz. Başkanım, Erzurum'un çok güzel bir günüyle, Kadimşehir Erzurum tanıtım günleriyle İstanbul'da beraber olduk. Duygularınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, Tahsin abi, teşekkür ediyorum. Öncelikle beni çok fazlasıyla şımarttığın için diyeyim abi, efsane falan. Biz biraz çok eksik söyledik başkanım. Evet, tabii dediğin gibi Kadimşehir'in bir parçası olmanın onurunu, gururunu her zaman, her platformda yaşıyoruz. Şehrimizle alakalı hizmet yaptığımız sürece en iyi şekilde her platformda temsil etmeye çalıştık. Sonraki süreçte de Erzurum'la alakalı üzerimize ne düşüyorsa onu elimizden geldiğince acizane hep yapmaya çalıştım. Karınca kararınca. Tabi bugün İstanbul ve etrafındaki İzmit, Bursa illerinin de katıldığı İstanbul'da Erzurumların güzel bir organizasyonlu açılışını gerçekleştirdi. Dün başladı. Geçen sene pandemiden dolayı yapılamamıştı ama kulüp başkanı olduğum dönemde de katılmıştım. O zaman da aynı heyecan ve coşku vardı. Bugün yine aynı şekilde şehrimizin önemli değerlerinin katılımıyla güzel bir açılış oldu. Tabii eskiden gurbet diyorlardı işte İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Ben artık tabii iletişim ve ulaşım çağında yaşadığımız için çok gurbet kelimesini ifade etmek, kullanmak istemiyorum. Çünkü İstanbul'un öteki ucunda bir iş yerim var. Bazen 2-2,5 saate kendi iş yerime ancak gidebiliyorum ama Erzurum'a yine 1-1,5 saatte gidebiliyorum. Ama tabii ahir zaman herkesin işi, gücü en üst seviyede yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri geliyor günlerce ailesini, annesini, babasını göremiyor. Bu tarz organizasyonlar hem başta hemşehrilerimizin bir araya gelmesine vesile oluyor. Güzel şeylerin konuşulması, güzel işlerin belki temelinin atılabilmesi için önemli bir organizasyon. Ayrıca sadece Erzurumlar değil, İstanbul'daki özellikle Anadolu'dan gelen, Anadolu'nun birçok şehrinden gelen herkesin eşi, dostu, akrabası var. Onları bu organizasyona getirerek Erzurum'un güzelliklerini Erzurum'a gitmeden hepsini değil ama bir kısmını gösterme imkanı ve fırsatı buluyor. Bunları tabii sayıp çoğaltabiliriz. İnşallah bugünkü gibi birlik beraberliğimiz daim olur. Bizden olanın iyi yerde olabilmesi için hep beraber var gücümüzle destek olmamız lazım. Ama bu bir adım ileri gitti diye kahrından ölüp perişan olanları Allah şehrimizden ırak etsin. Allah hakikaten o öyle tipler varsa ki olduğuna inanıyorum. Tez zamanda misliyle yaptıklarının karşılığını görür. İnşallah. Görecektir de ona da inancım sonsuz. Tercüman oluyorsunuz. Daha çok fazla olacağım inşallah. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece Erzurum'la alakalı her yerde olmaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Hemşehrilerimle beraber olmak beni mutlu ediyor. Gururlandırıyor, onurlandırıyor. Erzurum'u birileri gibi hor görmüyorum. Erzurum ne ki yani ben daha iyilerini hak ediyorum değil. Erzurum hak edilecek en iyi ve en üst yerdir bana göre. En üst mertebedir. Dolayısıyla Erzurum'un bir parçası olmak, Erzurum'a hizmet edebilme imkanını her zaman kovalayacağım, arayacağım. Yanlış anlaşılmasın bu hani siyaseten falan anlamında değil. Sadece oralarda hizmet edilmiyor. Şehrimizle alakalı inşallah hep güzel işlerde hep beraber oluruz Tahsin abi. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık başkanım. Çok güzel duygular, yani dedim duygularımıza tercüman oldunuz. Evet. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Sizler, sizlerle beraber gurur duyuyoruz. Size. Biz de Erzurum'la önce gurur duyuyoruz. Ondan sonra Kadimşehir'e layık olabilmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum demek de çok iddialı olur. İnşallah layık olmayı Allah bana nasip eder. Hepimize nasip eder. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.